Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere TPM açtıktan sonra böyle bir hata geliyor. Bilgisayarınız açılmıyor. O sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Çözümümüze geçmeden önce bu arkadaşlar TPM açtıktan sonra gelecek hatanın çözümü. Yani siz normalde Windows'unuzu yüklerken böyle hata alıyorsanız onun başka çözümleri var. Bu sadece TPM için geçerli. Onu baştan belirteyim. Bilgisayarı açmaya çalıştınız ve böyle bir hatayla karşılaştınız. Şimdi yapacağınız ilk işlem BIOS'a gelip buradan sizin sıralamanızı kontrol etmeniz lazım boot ayarlarından. BIOS'a girin. Zaten bu herhangi ben burada örnek olsun diye MSN'inkini mesela açtım. Burada ilk sırada hard disk olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Hard disk işte CD, DVD, USB diye o şekilde sıralayacaksınız ama birinci sırada hard disk olması lazım. Bunu yaptınız. Buna rağmen de sorunuz çözülmediyse bilgisayarınızı kapatıyorsunuz ve SSD veya hard diskiniz hani hangisi varsa Windows hangisine kuruluysa onu çıkartıyorsunuz arkadaşlar ve tekrardan takıyorsunuz. Tekrardan bilgisayarınızı çalıştırıp o şekilde sorunuz çözülüyor. Yani sizin Windows'un kurulu olduğu hard diski başa koymanız lazım. Bu şekilde sorununuz çözülecek. Bilgisayarı kapatıp hard diskinizi çıkaracaksınız. Tekrardan hard diskinizi takacaksınız. Veya SSD'niz hangisi varsa, ikisi de varsa arkadaşlar Windows'un kurulu olduğunu çıkartın. Sadece o yeterli olacaktır. Bu şekilde sorununuzu çözüyorsunuz. Bir daha böyle bir hatayla karşılaşmıyorsunuz ve bilgisayarınız açılacak TPM'i değiştirmenize rağmen. Bu şekilde arkadaşlar sorunuz olsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.